Avrupa'nın aksine bahar havası yaşayan Türkiye, kışa bu gece yarısından itibaren merhaba diyecek. Sıcaklıkların bu gece 10 derece düşmesi bekleniyor. Sonra hava yeniden ısınacak, ardından bir daha soğuyacak. Doktorlar uyarıyor, nezle olanların kullandığı burun açıcı spreyler tehlike saçıyor. 30 senedir kullanıyorum. 30 senedir evet, burun devamlı. O zaman bozdu çünkü. Daha böyle burun tıkanıklığı hissediyorum. Özellikle geceleri yatarken daha çok hissediyorum bunu. Şikayet ettikleri burun açıcı spreyler. Özellikle gribe yakalananlara geçici rahatlama sağlıyor. Ama sürekli kullanıldığında ciddi bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Bağımlılık. Hasta kısır döngüye girdikten sonra burun damlalığı ya da spreylerini kullanma sıklığı da artıyor, frekansı artıyor. Normalde belki işte 2-3 günde bir kullanırken her gün günde birkaç defa kullanmaya başlıyor. Kulak burun boğaz uzmanı Doktor Atilla Şengör'ün bahsettiği kısır döngü uzun süreli kullanımla meydana geliyor. Kişi rahat nefes alabilmek için burun açıcıları kullandıkça burnu daha sık tıkanıyor ve bir süre sonra açıcı kullanmadan nefes alamamaya başlıyor. Uzun süreli kullandığım zaman hakikaten böyle bir daha böyle burun tıkanıklığı hissediyorum. Özellikle geceleri yatarken daha çok hissediyorum bunu. Burun açıcıların normal şartlarda en fazla 4 gün kullanılması gerekiyor. Ancak burundan rahat nefes alabilmenin getirdiği mutlulukla kişi kullanmaya devam ediyor. Gün içinde kapalı yerlerde daha sık, açık havada günde 2 kere falan, kapalı yerlerde 3-4 kere oluyor. Burun damlaları çeşit çeşit ama hepsinin ortak özelliği tavsiye edilenden daha uzun kullanıldığı takdirde bağımlılık yapmaları. Aslında burun tıkanıklığı için en güvenli yöntem anneannelerimizin de sık sık uyguladığı su, tuz ve karbonattan oluşan karışım. Basitçe hazırlamak gerekirse bir bardak içme suyuna bir çay kaşığı kaya tuzu, yarım çay kaşığı karbonat, bunların karışımını hazırlayarak buruna enjektör vasıtasıyla sıkılıp uygulanabilir. Daha önce denedim çocuklarda. Faydalı olduğunu sanıyorum gripal dönemlerde, bilemiyorum.